Peki Sayın Sancaklı, yanınızda Büyük Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Ahmet Çaylıoğlu var. Sayın Ahmet Çaylıoğlu il teşkilatı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ni destek veriyor. Bu destekle alakalı söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tabii kendisine çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili Sayın Başkan duyarlı davranmış. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tüm ekibiyle birlikte Türkiye genelinde desteklediğini söyledi. Ben de kendisine çok teşekkür ettim. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi ne bakarsak ne söylüyor? Üç tane şey söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi. Vatanın bölünmez bütünlüğü diyor. Türk bayrağı diyor ve ezan diyor. Şu anda da ezan okunuyor, sesi de size geliyor. Bu üçünü Türkiye'de söylemeyecek bütün vatandaş olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu hassasiyetinde, değerli başkan da bu hassasiyeti göstermiş, aynı düşüncelerde olduğunu düşünüyorum. Ve desteklerinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Sancaklı, son sözlerinizi almadan Ahmet Bey'e bu destekle alakalı neler söylemek istiyor, sormak istiyorum Sayın Çaylıoğlu. Safet Bey'le uzun yıllar Türk futboluna emek vermiş bir şahsiyetti. Eminim Türk siyasetine de aynı hassasiyeti göstereceğinden eminim. Onun için de buradayım. İkinci bölgeden tüm anavatanlı arkadaşlara buradan sesleniyorum. Adayımız Sayın Safet Sancaklı'dır. Anavatana tüm gönül vermiş arkadaşların desteklemesini bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Sancaklı, son olarak benim sormadığım ama sizin ekranlarımız aracılığıyla söylemek istediğiniz herhangi bir husus var mı? Buyurun. Vallahi en son şunu söyleyeceğim. Şimdi tabii biz Milliyetçi Hareket Partisi için mümkün olduğu kadar fazla oy toplamaya çalışıyoruz. İnsanlara Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlatıyoruz. Ama çok önemli bir konu var. Türkiye'de %20-25 civarında sandığa yansımayan, oy atmaya gitmeyen ve geçersiz sayılan oylar var. Eğer bu arkadaşlar kendileri bir parti kursa iktidara girerler. Onun için Türkiye eğer demokratik bir ülke ise, Türkiye demokrasiyle ileri demokrasi istiyorsa, demokratikleşmenin en üst düzeyini istiyorsa, herkesin gidip oy kullanmasını istiyorum ben. Hangi partiye gönül verdiyseniz veyahut da hangi partiye vermek istiyorsanız verin. Ama mutlaka gidin oy kullanın. Çünkü seçimde oy oranı, kullanma oranı ne kadar yüksek olursa o ülkenin ne kadar ileri gittiğini gösterir. Bu konuda da tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Oy kullansınlar. Tabii bir de bir konu daha var. Biraz ülkenin durumunu incelesinler. Takım tutar gibi parti tutmayalım. Biraz da adaylara bakalım. Çünkü oraya gidecek 550 kişi gidiyor toplamı. O 550 kişinin kalitesi ne kadar yüksekse ülkemizin geleceği o kadar daha parlak olabilir. O yüzden de lütfen biraz adaylara da bakalım, adayları da inceleyelim. Ben teşekkür ediyorum bu güzel röportajınız için. 12 Haziran'da inşallah ülkemize hayırlı olur. Başarılar diliyorum herkese. Biz de Real Siyaset ailesi olarak genel yayın yönetmenimiz Sayın Zeynep Aydemir Bayram başta olmak üzere bütün ekip olarak siyasal yaşantınıza başarılar dileriz. Teşekkür ederim, sağ olun.